gel Veysel. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bahsettiğim selamıyla geldim. Afiyet olsun. 15 Aralık 2021'de başladığımız mahallelere ekmek projesine günde 3000 tane ile başladık. Mersin'in tamamında 110 bine yaklaştık ekmek dağıtımımızla. Şimdiki süreçte de yolları kapanan köylerimize, ekmek almaya çıkamayan vatandaşlarımızın evlerine kadar ekmeklerini ulaştırıyoruz ve bununla beraber de temel besin kaynağı olan sütü de beraberinde vatandaşlarımıza veriyoruz. Şu anda Aladağ Mahallesi'ndeyiz. Buradan başlayarak köylerimizi tarayarak gideceğiz. Temel besin kaynağı olan süt ve ekmeği vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Ekonomik sıkıntı her tarafta var. Ben emekliyim. Ben tek başıma olduğum için bana maaşı zar zor getiriyorum yani. Şehir gibi her yerde market yok. Mecburen bulabildiğin yerden az çok bir şeyler alıp geçinmeye çalışıyoruz. Vahap Bey'e teşekkür ederim. Her zaman yanımızda görüyoruz biz kendisini. Toroslar ilçesine bağlı Aladağ Mahallesi'ndeyiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi 15 Aralık'ta ekmek dağıtımlarına başlamıştı. Günde 3000 adet dağıtılan ekmekler şu ana kadar 13 ilçede 110 bine ulaştı. Tabi havalar soğudu, yoğun yağışlar, yoğun kar yağışları. Aladağ Mahallesi'ni de etkiledi yoğun kar yağışları. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ekmek dağıtımlarına bir de sütü ekledi ve kırsal mahallelere ulaştı. Ekipler şu an arkamızda gördüğünüz gibi dağıtımlarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Vahap Başkanımızın çok selamı var. Aleyküm selam. Afiyet olsun deriz. Çok sağ olun. Sağ olsun. Amcacığım merhaba, iyi günler. Merhaba, iyi günler. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in çok selamı var. Çok teşekkür ederim hanım. Afiyet olsun. Gözlerini öperim, geçmiş olsun. Çok sağ olun. Hastalığını da duydum. Afiyet olsun amcacığım, iyi günler. Görüşürüz. İyi günler. Bay bay. Çok kötü, millet acından ölüyor, acından. Kuru soğan değil, acı soğan da bulamayacaklar daha. Benim hanımım hasta, şey hastası. Erzayım mı ne diyorlar o hastadan. Gece kalkıyorum, ona nöbet tutuyorum ya. Kendim bakıyorum. 87 yaşındayım. Ama demir gibi mi? Allah Allah razı olsun. Onun gibi belediye başkanı görmemişim şimdiye kadar. Bu adam gibi çalışkan bir adamı görmemişim. Her yeri geziyor. Ana baba gibi herkese ekmek veriyor. Ekmek, süt göndermiş. Allah razı olsun kendinden. Çok açlar var. Onlara da göndersin. Gönderiyor zaten. Erdim gardım yok. Herkese beraber veriyor. Bu ekmeğe. Merhabalar. Merhaba. Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer'in çok selamı var. Aleyküm selam. Afiyet olsun diliyoruz. Aleyküm selam. Çok İyi sağ günler. Olun. Allah razı olsun. Çok sağ olun. İyi günler. Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Sağ olun, sağ olun. Var olun. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Gerçekten yani mevsimin beklenenden fazla bir kar yağdı. Onun için yaşlarımız tabii yani bakkala bile gidemeyecek duruma geldik. Baba ekmek göndermişler, süt göndermişler. Hani göndermiş oldukları çok önemli değil bizim için. Önemli olan bizleri hatırlamaları. Amcam merhaba. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden geliyorum. Vahap Başkanımızın çok selamı var. Ekmek ve sütümüz amcam. Afiyet olsun. Tamam, teşekkür ederiz. Merhabalar, iyi günler. İyi günler. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden geliyorum. Vahap Başkanımızın çok selamı var. Ekmek ve süt getirdik size. Sağ olun, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun, çok sağ olun, iyi günler. Allah razı olsun. Başkanımız ekmekle süt getirmiş bu karda. Bizi düşünüyor, biz bir köylü olarak da. Ekmek olmuş 2,5 diyorlar. Ekmek bulamıyor. Allah razı olsun ki kar kış demiyorlar, getiriyorlar. Yani köylümüzü düşünüyorlar. Ekmek almak çok zor. Kıymetini bilene. Hava soğuk, evet çok zorlanıyoruz soğukta. Kar dolu, çok yakılıyor. Süt almada zorlanıyoruz. Ekmeğimiz yok dağın başında. Sürekli karın içindeyiz. Başkan ekmek göndermiş, süt göndermiş. Sağ olsun başkanımızdan, Allah razı olsun. Bizleri düşünmüş, buraya kadar getirmiş. Sağ olsun. Torunuma içireceğim. Torunum var bir tane.